İyi akşamlar. Farklı bir iki yarı oynadık. Onu söyleyeyim öncelikle. İlk yarıda çok savunan, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Oyunu aşmakta zorlandık. Belki golü erken bulsaydık daha farklı olabilirdi ama rakip iyi savunma yapınca onu aşmakta biraz ilk bölümde zorlandık. İkinci yarı bambaşka bir ikinci yarı. Özellikle golü bulduktan sonra rakip de biraz oynamayı tercih edince, öne çıkmayı tercih edince çok çabuk rakip kaleye giden oyuncularımız var tabii. Bunu çok iyi değerlendirdik ve sonuçta istediğimiz, arzu ettiğimiz bir 3 puan aldık. Bizim için 3 puan almak çok önemliydi. Oyunda performanslarda ikinci yarı özellikle oyuncuların performansı belli bir seviyeye çıkınca ikinci yarı rahat bir müsabaka oldu diyebilirim. O yüzden bugün itibariyle oyuncuların performansından, skordan, sonuçtan memnunuz. Çok çabuk unutmamız gerekiyor. Çünkü Perşembe günü maç var. O yüzden önümüzdeki maça artık konsantre olacağız. Hocam, Spor Yazarları Derneği'nden, tribünden basın mensup arkadaşlarımızın sorularına başlıyorum. Sözcü'den Ali Aydın, ilk yarıda tutuk oyunun sebebi rakiplerin puan kaybı yaşaması mı yoksa baskısı mıdır, rakibin kapanması mıdır? Orta saha oyuncularından istediğiniz verimi alıyor musunuz? Onun cevabını verdim zaten. İlk yarı rakip iyi savunma yaptı. Biz de savunmayı açmakta zorlandık. Daha hareketli olmalıydık, daha çabuk oynamalıydık, daha dikine oynamalıydık. Onları ilk bölümde yapamadık. 2-3 tane pozisyonumuz var ama skor yapamadık. Golü bulsaydık belki farklı olurdu. İlk yarı çok iyi olmadı yani. Oyunda, skorda biraz istediğimizin altında oldu. Sercan Dikmen, Aspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında yaptığınız oyuncu değişiklikleriyle maçı kazandınız. Bugün de devre arasından sonra bambaşka Beşiktaş izledik. Devre arasında oyuncularınıza ekstra ne söylediniz? Yani oyuncularıma devre arasında bu tür maçların nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili onlarla biraz konuştuk. Nasıl maçı kazanabileceğimizle ilgili konuştuk. Bireysel performansların kesinlikle yukarı çıkması gerektiğini, daha önde, daha birlikte oynamamız gerektiğini, özellikle ikili mücadeleleri, ikinci topları kazanmamız gerektiğini, baskı kurmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda bu etkili oldu. Ama bu maçlar böyle oluyor yani. Bu maçlarda zor, atmosfer yok, taraftar yok, kolay değil. Herkes koşuyor, mücadele ediyor, iyi savunma yapıyor. Kontradan gol de yiyebilirdik. Yani bu olabilir bu tür maçlarda. Erken gol tabii oyunu çok farklı yere getirir böyle maçlarda. Gol bulamayınca oyun, her giden dakikada oyun doğal olarak sıkışıyor. Futbol Arena Çağdaş Sevinç, forvet hattı yetersiz diye eleştirilen Beşiktaş şu anda Süper Lig'in en çok gol atan takımı. Bunu nasıl başardınız? Şöyle söyleyeyim, forvet hattı gol atmaz sadece. Takımda gol atacağı bir sürü oyuncu var. Josef, Atiba, Mensah, işte Enkudu oynuyor, Raşit oynuyor, Larin giriyor, Oğuzhan giriyor, Güven giriyor, Abubakar oynuyor. Bizde ofansif hatta 8-9 tane oyuncumuz var. Yani bunların hepsi gol atabilecek pozisyonda oynayan oyuncular. Yani sadece ofansif santrafor gol atmaz bir takımda. Herkes gol atar. Bugün de Vida gol attı. Stoper oynuyor Vida. O yüzden yani her oyuncumuzun gol atmasını istiyoruz. Biz sadece hücum hattımızın gol atmasını istemiyoruz. Biz hücumu da savunmayı da takım halinde yapmaya çalışıyoruz ki en mantıklısı bu. Habertürk.com, Oğuzhan Genç, Galatasaray derbisine kadar önü açık bir Beşiktaş var. Liderlik konusunda öngörünüz nedir? Tamam, çok uzun vadeli plan yapmayalım. Şu anda sadece Perşembe günü oynayacağımız müsabakayı düşünüyoruz. O uzun vadeli planları zaman gelince konuşuruz. Beyaz TV Ertan Süzgün, hafta içi teknik adamların itiraz edebilmeleriyle ilgili yaptığınız açıklama sonrası Fatih Terim'in de atılması yine tartışma başlattı. Hakemlerin ligdeki teknik direktörlere olan tutumu için neler söylersiniz? Şöyle anlatayım. Benimle ilgili de sürekli televizyonda algı yapıyorlar programlarda. Sergen Hoca'yı niye atılmadı, niye atılmadı? Yani ne kadar meraklıymışsınız benim atılmama. Ben daha önce atıldım çalıştığım yerlerde zaten. Merak etmeyin yani. Onu çok merak ediyorsanız ben atıldım daha önce. Onu söyleyeyim. Ayrıyeten de siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Televizyondan mı karar veriyorsunuz? Ben kenarda dördüncü hakemle gayet seviyeli bir şekilde tartışıyorum, itiraz ediyorum. Kimseye bir saygısızlık yapmıyorum, hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum. Neden atılayım ben? Niye beni atsınlar yani? Niye beni zorla attırmaya çalışıyorsunuz? Bilmediğiniz konularda televizyonlarda konuşuyorsunuz anlamsızca. Kenarda ne konuşulduğunu, kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama sadece televizyondan konuşuyorsunuz. Sergen Hoca'yı niye atmıyor, niye atmıyor? Ne oluyor yani? Ben atılınca rahatlayacak mısınız? Başınız göremeyecek beni attığı zaman.
Yani kenarda bazen biz de kontrolümüzü kaybediyoruz. Tepkilerimiz aşırı olabiliyor. Farklı tepki gösterebiliyoruz. Bu her zaman olmuyor. Bazen tansiyonu yüksek maçlarda, sıkıntılı maçlarda kenarda bu tür sorunları yaşıyoruz. Yani atılabilirim yani. Fatih Hoca da daha önce atıldı. Ben de atıldım. Hepimiz atılabiliriz. Yaptığımız işin zaten doğasında var bu. Ama ısrarla televizyonlardan algı yapmaya çalışıyorsunuz. Hakem beni atsın diye. Ben de atılmayacağım, onu söylüyorum. Hiçbir şekilde itirazım boyutu saygılı bir şekilde olması gerektiği gibi olacak. Atılmayacağım. Hiç merak etmeyin siz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, ben itiraz edeceğim ama doğru konuştu şimdi sınırlar sen içinde yapacağım diyor. Şöyle yani, ben normal konuşursa diyor. İtiraz ederse kimse bir şey diyemez ki. Yani onun da konuşmaya hakkı var ama çok değil. Yani rahatsız edici değil. Ama futbolcunun da teknik adamın da bir itiraz hakkı var abi. Yani tabii tutup hocam, da hemen sus sus diyemez. Ona da bakalım. Bir itiraz hakkı var. Uzatmadığı müddetçe, küfür etmediği müddetçe, hakaret etmediği müddetçe. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Hocamız genel bir değerlendirme yapacak. Varsa sorularınızı alıp soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Hazırsak başlayabiliriz. Buyurun hocam. 60 dakika itibariyle oyunda mücadele anlamında, oyunu tutma anlamında doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyon anlamında da 2-3 tane pozisyonumuz var. Beşiktaş'ın penaltıya kadar çok net pozisyon vermedik. Özellikle ilk yarı bazen topu tutmakta ve kazandıktan sonra çıkışlarda biraz daha doğru tercihler ve doğru oyuncuyu bulabilseydik daha farklı şeyler olabilirdi. Ama maalesef 60. dakikadan sonra, penaltıdan sonra oyunda bu sezonki yaşadığımız kırılmaları çok büyük bir şekilde yaşıyoruz. Kolay değil ama 1-0'dan sonra korner atarken ikinci golü yedik ve sonrasında tamamen oyun koptu. Pozisyonumuz var, pozisyonlarımız var. Bunları atmak gerekiyor. Beşiktaş takımına karşı veya başka bir takıma karşı. Eğer iki tane, üç tane pozisyon bulup da burada gole çeviremiyorsanız maalesef sıkıntılar yaşıyorsunuz. Gol atabilseydik belki güvenimiz daha fazla olacaktı. Tekrar söylüyorum, yani 60. dakikaya kadar yaz bizim için, 60'tan sonrası kış oldu. Söyleyeceklerim o kadar. Sorusu olan var mıydı? Buyurun. Doğru. Son 4 maçta gol atamayan ve 10 gol yiyen bir Erdoğan Spor var. Çok büyük tepkiler de var. Bunlara karşı cevabınız nasıl olacak? Tabii dediğiniz doğru. 4 maç gol atamadık ama bir takım pozisyona giriyor mu girmiyor mu ona bakmak gerekiyor. Biz bana göre gol pozisyonlarına giren bir takımız ama maalesef bunları atma konusunda, sonuçlandırma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Genel itibariyle şunu söyleyeyim, burada bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Özellikle buraya ait olmayan oyuncular, ait hissetmeyen oyuncularla alakalı bir an önce karar verip yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Çünkü bu seviye bunları kaldıracak seviye değil. Bazı oyuncular hala da bir lig altta kendilerini zannediyor. Bazıları kendilerini çok daha farklı bir konumda zannediyorlar. Ama işin gerçeği öyle değil. Sahada mücadele etmezseniz, koşmazsanız, yeteneklerinizi sahaya yansıtamazsanız bu iş olmuyor. Tepkiler olabilir, doğrudur, doğaldır. Biz tekrar söylüyorum, inananlarla yolumuza devam edeceğiz. Sizin de bir sorunuz vardı, buyurun. Valla o tarafı ben raporumu vereceğim, o tarafı yönetimin işi. Yönetim nasıl çözecekse öyle çözmesi gerekiyor. Kulüp menfaatinde düşünmek gerekiyor. Ama bazı oyuncularla olmayacağız. Yani niyeti burada olmayan, kendisini burada ait hissetmeyen, bedenen burada ama ruhen burada olmayan oyuncularla maalesef bu iş olmuyor. Ligin başından beri iki tane galibiyetimiz var. Birinci hafta ve üçüncü hafta. Ondan sonrası yok. Artık herkesin şapkayı önüne koyması gerekiyor. Yani kendini burada ait hissetmeyen, mutsuz olan varsa bir an önce yolumuzu ayırmamız gerekiyor. İnananlarla bu yola devam etmek gerekiyor. Tekrar söylüyorum, ben raporumu vereceğim. Ondan sonrasına bakacağız. Sayıyı duyarsınız, görürsünüz. Buyurun. Raporunuz doğrultusunda tabii yazıyor, rapor göndersiniz de takımın içindeki incelemeye baktığınız zaman da
Kaç nokta transfer istediğiniz belirli mi şu anda? Hepsi belirli. Noktalar da belirli. İsimler de belirli. Düşündüklerimiz de var. Yollamak istediklerimiz de var. Onları dediğim gibi transfer oldukça sizlerle paylaşırız. Teşekkürler. Sağ olun, iyi akşamlar.